konuşamadığımız yani daha doğrusu daha fazla öne çıkan isim olduğu için zaman zaman Mertens'i Sergio Oliveira'yı çok konuşamıyoruz. Onların geleceği de merak ediliyor aslında. Mertens sonradan oyuna girmesine rağmen hala ilk günkü gibi e, verim vermeye ve kalitesini yansıtmaya devam ediyor ama tabii ki hem yaş itibariyle hem de belki forma şansını biraz daha azalması sebebiyle gitmek de istiyor olabilir ya da işte teklif gelirse değerlendirmek de istiyor olabilir. Aslında biz konuşuyorduk Mertens'in takıma ne kadar bağlı olduğunu evini bile buna göre tuttuğunu ama sen de yorum yaparsan sevinirim. Sergio Oliveira ve Mertens ikilisinin geleceğini nasıl görüyorsun? Ya Mertens biraz daha farklı çünkü Mertens hı. sezon sonunda zaten futbolu bırakacak. Hı hı. E bu saatten sonra yarım dönem için, yarım devre için herhangi bir teklif kabul edeceğini düşünmüyorum. Zaten yani şu var İnsanlar şunu düşünebilir ya Mertens çok fazla forma şansı bulamıyor sonradan oyuna giriyor diye ama Napoli'deki son senesi de böyleydi. Yani aslında Mertens Napoli'de artık bir rol oyuncusu haline gelmişti. 30-35 dakikalar, 40 dakikalar yani düzenli 11 oynamıyordu. Şu an Galatasaray'ın kullandığı şekliyle kullanılıyordu. Geçen sene biraz ekstrem bir örnek oldu. Yani Mertens'in direkt olarak ilk 11'de olması ve iyi de bir performans göstermesi o rolünü kabul etmiş vaziyette. Yani Mertens'in bundan dolayı herhangi bir mutsuzluğu yok ve ben katkıda sağlayacağını düşünüyorum bu arada. Yani evet. zaten kalitesi çok Çok iyi üstü. bir hamle oyuncusu. Çok 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 büyük bir yani aslında baktığınız zaman maddi olarak da bir lüks. Yani 3 milyon euro üstünde rakam kazanıyor Mertens. <laughs> Yedek kulübesinde oturtmak aslında bir lüks ama Galatasaray bu sene bu açıdan herhangi bir nasıl diyeyim? Yani paradan kaçmıyor diyelim. Yani o kaliteyi korumak adına herhangi bir gereksiz tasarruf yapmıyorlar. Çünkü bir sürü oyuncu doldurup onlara bir, bir sürü para verip katkı alamamak daha büyük zararlar ortaya koyuyor. E Mertens'i son 30 dakika, 35 dakika, yeri geldiğinde 45 dakika kullandığınızda da çok ciddi fayda sağlayacak bir oyuncu ki göreceğiz bunu sezon içinde. Manchester maçında gördük. Girdi, kırmızı kartı aldı, penaltıyı aldı. Bunları sık sık göreceğiz. Oliveira'nın durumu biraz daha farklı tabii. Oliveira oynamak istiyor, 11'de olmak istiyor. Ya bununla ilgili bir huzursuzluk var mı Florya'da dersen böyle bir şey ben duymadım. Ama Oliver'ın oynamak istediğini her zaman biliyoruz. Yaz döneminde de sık sık konuşmuştuk bunu. Yani önüne çok net bir isim transfer edilirse Oliver'e ayrılmak isteyeceğini menajerine yönetime iletir diye. Şimdi devre arasında belki benzer bir durum olabilir tabii. Aynısını biz belki daha sonunda bakan bu da görebiliriz ama tabii ki bu da beklenilen seviyede teklif gelmesiyle alakalı bir durum olacağını düşünüyorum. Onun dışında tabii ki devre arası transfer dönemi yaklaşırken Galatasaray'ın bu kadar oyuncusunun ön plana çıkması biraz da onları pazarda çok önemli konuma getiriyor. Yurt dışından Avrupa'dan takip eden birçok önemli kulüpte oluyor oyuncuları. Bu noktada da Abdülkerim'e de Rusya'dan sanırım böyle ilgilerin olduğunu, izlenilmesi gerektiğini düşünüldüğünü duyuyoruz. Haberlere de çıkıyor. Ben de sana sormuş olayım Abdülkerim'le alakalı böyle ciddi bir teklif geldiğinde Galatasaray'ın tutumu ne olur sence? Abdülkerim için aslında teklifler geldi. Yaz hı. döneminde de geldi. Ama Galatasaray buna sıcak de bakmıyor. yerli yani şimdi onu bırakmak da biraz Ya şu an zor. En, en vazgeçilmez oyunculardan bir tanesi. Yani yerli olması çok önemli bir avantaj. Bunu kabul ediyoruz çünkü 3 yerli denkleminde hı hı. böyle iyi bir stoperinizin olması çok önemli bir avantaj. Ama yerli Yani olmasa sen bile. Yani şu an düşünelim. Hiç yerli kuralı yok. Hı hı. 11 yabancı oynatabiliyorsunuz. Elinizde de Abdülkerim, Sanchez, Nelson var yine aynı ikili tercih edilir zaten. Evet. Yani zaten Okan Hoca o yerli hmm. konusunda tabii ki bazen çok çok zorda kaldığı ve zorunluluktan hamle yaptığı. Geçen sene mesela Kazımcan, Emre Taşdemir hmm. bunlar öyle hamlelerdi ama önce kaliteyi tercih ediyor sonra o yerli ve yabancı kısmına bakıyor. Kadıköy'deki Fenerbahçe derbisi, işte içerideki Fener derbisi, Beşiktaş maçları oralarda da 3'ten fazla hep yerli oyuncu vardı Galatasaray'da. Zaten onların kalitesine göre o anki performansına ve Okan Hoca'nın planına uyumuna göre kararlar veriliyor. Abdülkerim Galatasaray için vazgeçilmez oyunculardan bir tanesi. Yani şu olabilir. Ben Abdülkerim'in de ayrılmak isteyeceğini düşünmüyorum bu arada. Evet. Ama bu sene biter. Önümüzdeki sene daha üst düzey bir teklif gelir. Ki gelebilir yani şu an Abdülkerim'in yaşı 29 ama stoper için daha uzun bir kariyer var önünde. Ne bileyim böyle İtalya'dan bir teklif gelir. O zaman belki Abdülkerim değerlendirmek isteyebilir kariyerinin son döneminde. Ama ben yine de bunun çok olası olduğunu düşünmüyorum. Peki saşa boy için ne düşünüyorsun? Ona böyle bir teklif geldiğinde saşa boyu tutmak biraz zor olacak yani saşa boy için sezon sonuna kadar bir saşa boyu görelim yeter gibi gözüküyor evet. çünkü gerçekten çok çok üst düzeye çıkardı performansını. E çok yaşı da çok genç. Yaşı çok genç çok istikrarlı yani bir maç iki maç böyle tabiri caizse uçup sonrasında vasat da oynamıyor her maç aynı konsantrasyon her maç aynı enerjiyle devam ediyor. E Şampiyonlar Ligi'nde de artık yavaş yavaş kendini gösteriyor. Manchester maçında iyi bir performansı vardı. Bayern Münih maçı onun için çok çok büyük bir vitrin olabilir. Bir yandan Fransa milli takımı beklentisi var. Yani mesela sözleşme uzatma görüşmelerinde şu anda orta nokta bulunamadı. Çünkü yani Galatasaray aslında biraz Saşa Boya bir jest yapmak istiyordu. Yani yıllık hmm. ücretini arttırmak istiyordu. Geçen sene de biz sen de bunu çok konuştuk evet. hatırlarsan. Yani Saşa boy 400 milyon euro, 400 bin euro, 400 milyon euro <laughs> 400 bin euro yıllık ücret alırken iki maç oynadı. Menajeri hemen 2 milyon euro istedi. Rafa kalktı görüşmeler. Hala aş aşağı yukarı aynı noktadalar yani o menajerinin talebi yine Hı -hı. o noktalarda Galatasaray'da bir buçuk civarında bir rakama kadar çıkmak istiyor. Bir de tabii orada yeni sözleşmede Galatasaray yönetim bir serbest kalma bedeli de eklemek istiyor. Oyuncu tarafı buna çok sıcak değil. Yani devre arasında bir sürpriz ayrılık olur mu Saşa Boy ile ilgili? Ben teklif kesinlikle geleceğini kesinlikle. düşünüyorum. Galatasaray yönetiminin de elde tutmak için çok uğraşacağını düşünüyorum. Ama tabii daha bir sürü faktör var bununla ilgili. Şimdi Galatasaray gruptan çıkar. Evet Şampiyonlar ligi. Nin... Yoluna yoluna devam eder. Saşa Boy da burada kendini bir yarım sezon daha göstermek isteyebilir ama en geç sezon sonunda herhalde Saşa Boy ile Galatasaray'ın yolları ayrılacak gibi gözüküyor. Çok kolay değil tutmak. Kesinlikle. Peki e, en sonda seninle takviye konusuna geçelim. Eğer devre arasında böyle belli başlı oyuncular takımdan ayrılırsa Galatasaray hangi bölgelere sence transfer yapar? Ya ben Galatasaray'ın şu anda çok ciddi bir transfere ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum. Dediğin gibi olası ayrılıklara göre belki bu iş şekillenebilir ama geçen seneden beri zaten işte geçen sene yaz dönemi belli bir noktaya geldi kadro hı hı. devre arasında birkaç dokunuş işte Kaan Ayhan kadroya dahil edildi Zaniolo en son artık çok çok büyük bir fırsat olarak kadroya dahil edildi yani böyle zaten sene başında kadroyu alternatifli kurduğu için Galatasaray çok ciddi bir ihtiyaç bence yok yani şu an bakıyorum ben Galatasaray kadrosuna nereye transfer yapılması gerekiyor dersen yani benim aklıma belki bir sağ bek yedeği olabilir. Hmm. Saşa boy giderse tabii daha farklı <laughs> olabilir de ben yine sezon evet. sonunda gideceğini düşünerek yorum yapıyorum. Yani sağ yedeği olabilir. Belki bir 6 numara yani Torreira'ya bir hmm. yedek oyuncu düşünülebilir. Onun dışında da çok ciddi bir ihtiyaç yok. Zaten sene başında çok geniş bir kadro kurdu Galatasaray. Yani evet. işte kanat rotasyonunda birçok oyuncu var. Forvette zaman zaman şu anda soru işaretleri oluşsa da işte bakan bunun performansı Halil Dervişoğlu zaten pek orada da oynayamıyor ama ya bence hala Bakan büyük çok görmedik. Çok da fırsat olmadı. Fırsat olur mu emin değilim ama yani Icardi Belki varken. Belki İzcira Türkiye Kupası maçlarında falan. Orada muhakkak oynayacaktır ama yani Icardi varken hedef maçlarda tabii ki Icardi oynuyor. Ve hep söylüyoruz bunu Icardi oyundan da çıkmayı seven bir oyuncu değil. Dediğim gibi yani Bakan Bu henüz çok fazla performansını göremedik. Sene başında şu an ilk 11'de oynayan iyi performans gösteren oyuncular için de ciddi eleştiriler vardı. Hı -hı. Çünkü henüz hazır değillerdi. Evet. Yani Forvet ve Kaleci de özellikle o ritmi bulmak önemli. Devamlı oynamadığı zaman ritim bulmakta zorlanıyor Forvet ve Kaleciler. Bakan bu da benzer bir süreç yaşıyor. Yani ben Erdem Bey'in bizim kanalımızda yaptığı açıklamalarda Bakan buya hala inandığını hissettim yaptığı açıklamalarda. Çünkü biz henüz ona çok fazla şans veremedik. Geçen senenin Yunanistan ligi gol kralı biz ona güveniyoruz gibi bir ifade kullandı. Dediğim gibi onun dışında da zaten çok fazla bir ihtiyaç yok gibi gözüküyor kadroda.